Herkese merhaba ben Milih Esat Açıl. Yunanistan'da sabah akşam gazetelerinde, televizyonlarında, medyalarında Türkiye konuşuluyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumumuz ve Libya ile yaptığımız anlaşmayla mütakip sürekli bu konular masaya yatılıyor. İşte Kıbrıs, Ege kayalıkları vesairede ve teknolojik gelişmelerimiz bunlarla beraber bunlara karşı nasıl önlemler alabiliriz diye tedirgin tedirgin bunları konuşuyorlar. Tedirgin diyorum çünkü gerçekler bu şekilde siz de araştırıp görebilirsiniz konuşulanları birçok yayın var. Ve e, bu videoyu işlemeden önce de Yunanistanlı bir e, daha önce tanıştığım birisiyle konuştum. Burada yüksek lisans yapmıştı. Oradan Türkiye ile ilgili haber bültenlerinin bana da aktarmasını rica ettim. O da olumlu dönüş yaptı. Burada ara ara e, Yunanistan'daki e, o gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Aslında onlar bizdeki o muhalif denen kanallar var ya onlardan çok daha objektif bir şekilde yaklaşıyorlar. Çünkü gerçekleri aktarmaları gerekiyor ki buna karşı önlem alsınlar. Ama bizdeki Maalesef o kendi işte esas gazeteci, ne bağımsız gazeteci, tarafsız gazeteci diyenler burada bütün yerli milli olan şeyleri biliyorsunuz önlerine karşı çıkıyorlar. Ama orada kendi iyilikleri için kendilerince sürekli bunların gerçekler aktarıyorlar. Hatta o şimdi kanaldaki görüntüleri izleteceğim. Daha başında diyor ki Spiker ya diyor bize her gün kötü daha kötü gelişmelerle geliyorsun diyor. O da gerçekler bunlar diyor Türkiye'de gelişmeler için. Onlar için tabii kötü bizler için çok iyi gelişmeler. Ama maalesef dediğim gibi bizim ülkemize böyle bir medya. Ve maalesef de bir de CHP diye bir gerçek var. Ona çok girmeyeceğim. Videodan sonra aktaralım ki daha net görülebilsin aradaki fark. Çünkü o Yunan kanalında konuşan uzmanlar daha objektif yaklaşıyorlar kendileri için bu meselelere. Şimdi çok burada laf uzatmadan o görüntülere geçelim. Üzerine konuşalım çünkü çok önemli aslında cümleleri var. Onları tek tek işlemek istiyorum. Ama ondan önce sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu önemli. Gündem burada birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle gençler bugün iyi okumak gerekiyor. Türkiye'nin yarını için, Türkiye'nin yarını ilgili iyi analizler yapabilmek için gündemi iyi takip etmek gerekiyor. Burada da emek harcıyoruz. Lütfen aşağıdan abone olup bildirimleri açın ki anında da bildirimler gelsin. Videolarımızdan haberdar olunuz. Bakın bir de aşağıda katıl butonu var. Bu önemli. YouTube'un yeni getirdiği bir özellik. Ee, bizler için aslında iyi oldu çünkü burada herhangi bir kuruma bağlı olmadan bir yerden destek almadan bu yayınları yapıyoruz. Kanalımızın gelişmesi açısından e, oradan destek olabilirsiniz. Yani bunu bir şey gibi düşün, dergi aboneliği gibi düşünebilirsiniz veya işte bir gazete bile abone olurken e, orada normalde bir e, miktar işte ödeme yapılır. Burada da durumu olanlar için, öğrenciler için bunu kastetmiyorum ama durumu olanlar destek olmak isteyenler. Çünkü şunu söyleyeyim bakın, artık ana akım medya e, şu kanal bu kanal deyince bile a, o dediyse şöyledir, abu dediği yalandır falan böyle bakılıyor. Ee, ve böyle bakıldığı için de buraya kayıyor ana akım medya artık gitgide. Artık biliyorsunuz yabancı medya kuruluşları bile Türkiye'ye Türkçe yayınlar yapıyor. İşte Deutsche Welle, Bios of Amerika, işte France 24, BBC hatta dördü toplanıp artı 90 diye özel YouTube kanalı kurdular. Yani bu kadar ciddi bir şekilde burada manipüleler yapılıyor. E buraya kaydığında da e burada şu anda bir çoraklık var, bir boşluk var. Ne anlamında? Yerli ve milli kanallar anlamında. Ve burada biz de buna emek harcıyoruz. Tabi orada segmentler var. Herkesin kendi durumuna göre. Onlara da ayrı böyle pozitif bir durum da oluşturacağım. Şu anda kafamda olanı söyleyeyim. İlk sıradakiler böyle. Onlara ayrı soru cevap videosu yapacağım. Yani onların sorularını aldığım, cevapl cevapladığım videolar yapacağım. Tabii herkes izleyebilecek onu da söyleyeyim. Bir de diğer orta segmentler özel videolar yapacağım. Diğer artık üst dediğim bize daha ciddi manada destek olanları da özel buluşmalar yapacağım. WhatsApp grubu inşallah kuracağım yakında. Tabi şu anda boşluk oralar kimse yok. Daha yeni açıldı bu özellik. Ama orada ciddi manada destek olanları da bunu yapacağım. E, ayrı topluluk bölümünde de soru cevap vesaire de yapıyorum bunu söyleyeyim. E, burada da e, diğer e, hani destek olamamış olanlar da hiç kendini şey hissetmesin burada böyle bir ekstra bir şey sunmamız gerekiyor. Zaten YouTube'da onun için öyle bir e, bölüm de yapmış açar bakarsınız orada e, ekstra olarak çünkü burada bir destek sunuyorlar. Bunu bir dediğim gibi bir dergi bir gazete aboneliği gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle uzunca aktarmış oldum. Her videoda bunu bu kadar uzunca aktarmıyorum. Burada bir bütün halde görün aktarayım. Bir dahaki videolarda bu kadar uzunca bunu aktarmayacağım. Evet. Konuya geçebiliriz artık. Şimdi o Yunan kanalındaki konuşmayı izleyelim. O uzmanın aktardıklarını biz gurur duyacağız. Onlar korkuyor. Ardından üzerine değerlendirmelerim olacak. Çok önemli cümleleri var. İzleyelim efendim. <laughs> Έλα, Μανολή. Με το ψάρι έλα. Κάθε μαζί. μέρα και μια χειρότερη είδηση αναχείρασε για το Μανολή. Από την Τουρκία. Η είδηση είναι τώρα <χω> από εκεί πέρα. Καταλαβαίνει, πρέπει να την <χω> μεταφέρουμε. Ε, μου μπορεί να η Τουρκία. Ήδη τώρα στο, στο διάλειμμα βλέπω ότι είναι και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Βατάν. Ναι. Είναι το νέο ε, υπερόπλοπο το αποκαλούν οι Τούρκοι. βέβαια, εδώ βλέπουμε το βίντεο. Αν μπορέσουμε πρώτα τη φωτογραφία, αν γίνεται. Ναι. Ε, λοιπόν, αυτό, αυτό είναι το υπτάμενο ψάρι. Ε, 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 το αποκαλούν υπτάμενο ψάρι. Ορίστε. Η εταιρεία mm. το, το, το ονομάζει Akinjin. Mm -hmm. Είναι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο. Mm -hmm. Το οποίο Είναι από αυτά έχει. που έχει διαθέτει η Τουρκία. Θα είναι έτοιμο το 2019, δηλαδή του χρόνου ή αρχέ του 2020. Άμεσα. άμεσα, άμεσα ναι. Το οποίο. Έχει τεράστιε τεράστιες δυνατότητε, δηλαδή θα μπορεί να πετάει 24 ώρες μέσα σε πάνω από οπουδήποτε πετάει. ο ναι. οφέλιμο ε, βάρος 1,5 τόνο και 4 πυράβλους. <coughs> δηλαδή θα μπορεί να χτυπά στόχους όπου πετάει ah, και μάλιστα. να χτυπά στόχους οπουδήποτε. Mm -hmm. Βέβαια θα μου πει κανείς αυτά τα υπτάμενα ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη, δηλαδή χωρίς πιλότο, mm -hmm. ένα αεροσκάφος που θα μπορεί να πετά πάνω από τι εθέρες, σκεφτείτε στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, και θα μπορεί να χτυπά και στόχους έχει τη σημασία το αυτό το πράγμα. Τεράστια σημασία. Δεν έχει σημασία. κάτι παρόμοιο η Τεράστια. Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι παρόμοιο η Τουρκία. Και... Έχει μη επανδρομένα, αλλά όχι. Όχι τέτοιου τύπου. Όχι τέτοιου τύπου. Μη επανδρομένα του <coughs> που παρατηρούν, βλέπουν <coughs> τι γίνεται και. Αλλά δεν φέρουν οπλισμό. Και μάλιστα έχουν απογειωθεί και ελληνικά F16, το έχουμε πει ναι, και ναι. εδώ, για να το αναχαιτήσουν τουλάχιστον ή να δουν τι συμβαίνει ακριβώ. Έχει συμβεί. Όμω αυτό το μη επανδρομένο σκάφο Ήδη υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο των άλλων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Mm -hmm. Είναι mm -hmm. η ίδια εταιρεία, η Biker, που ε, κατασκευάζει αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βλέπουμε ότι η Τουρκία δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε τέτοιου ε, είδου ε, τεχνολογία. Σε έξυπνη τεχνολογία, σε νέε σε, τεχνολογίε, σε, σε, βέβαια. Και βέβαια τουρκική κατασκευή. Ξέρετε, επειδή η Ισραήλ. Εγκραίνει το κόστο του μεταξύ το ανθρώπινο. Επειδή ακριβώ. Μεγάλη σημασία Ισραήλοι, αυτό. Μήνει, το 2010 είχαν βάλει σε μπάργκο τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που πουλούσαν. Στην Τουρκία, η Τουρκία άρχισε από τότε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, στην αρχή με μικρά βήματα, τώρα mm -hmm. βλέπουμε ότι φτιάχνουν ουσιαστικά ένα μίνι βομβαρδιστικό αεροσκάφο. Μη επανδρομένο. Βέβαια. Δεν διακινδυνεύει δηλαδή του πιλότου τη, Το κάθε κόστος, άλλο, ενδέκατο ίσω δεν ξέρω, δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτό. Ενώ αντίθετα εσύ από εδώ ή από εδώ πλευρά δηλαδή η ελληνική έχει τεράστιο κόστο μάλλον. Και επειδή το αναφέρει αυτό, αν θε μπορούμε να δούμε και το σχετικό σχόλιο των Τουρκών, πώ βλέπουν τη τεχνολογία Ακριβώ, Bu kısımda telif olduğu için bunu ben aktaracağım. Bizim ülkemizden bir kısa haber kesti koymuşlar oraya. Diyor ki keşif ve gözlem için Ege'de uluslararası sularda gözlem yapan Anka İA'mıza karşı Yunanistan 4 adet F-16 savaş uçağı kaldırıyor ve bu şekilde önlemeye çalışıyor. Bu da gösteriyor ki bizim İA'larımıza karşı etkin bir önlemleri yok. Yani bunlara karşı yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz F-16'ları oraya kaldır, indir vesaire çok ciddi bütçeler harcanıyor. Zaten devamında bunu aktarıyor. İzleyelim. Εντάξει, τα στα καλύτερά τη. Δεν παίζονται οι Αυτό υποστηρίζουν, αυτό <coughs> λένε. Πάντω η τεχνολογία υπάρχει. Εδώ δεν μιλάμε για σαλάχη οτιδήποτε. Αυτά ήταν fake news. <coughs> Έτσι δεν υπάρχουν ναι, αυτά ναι, τα ναι. πράγματα. Αυτό είναι Γιατί μια πραγματικότητα. τον τελευταίο καιρό. Ε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν και φωτογραφίε. Του χρόνου θα το έχουμε έτοιμο, λένε. Μα και αναρωτιέται κανεί εδώ, Μανώλη. Το έχουμε πει και άλλε φορέ εδώ και με ειδικού. Δεν είναι δική μα αντίληψη αυτή, αλλά των ειδικών. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοια τεχνολογία. Φαντάζομαι πω ναι. Είναι πολύ πιο φτηνή, πολύ πιο αξιόπιστη. Δεν διακινδυνεύει του πιλότου σου. Δεν διακινδυνεύει τεράστια ποσά που χάνουμε κάθε χρόνο στο Αιγαίο και στου Εθέρε. Δεν θα μπορούσε να πάει σε έξυπνη τεχνολογία. Φαντάζομαι πω ναι. Ε, χρειάζεται μακροχρόνιο σχεδιασμό και όχι οτιδήποτε κάνει μια γειτονική χώρα να ακολουθεί. Να τρέχουμε από Αυτά πίσω. Όπω σα είπα, το 10 υπήρξε ένα πρόβλημα με το Ισραήλ τη Τουρκία. Άρχισε το σχεδιασμό και έχουμε φτάσει 8 χρόνια μετά να συζητάει η Τουρκία Έτσι. για ένα μη επανδρομένο. Μην βομβαρδίσει. Ούτε να Τέσσερι πυράβλου θα μεταφέρει. Συγγνώμη, κύριε ναι. Τέσσερι mm -hmm. mm -hmm. πυράβλου και θα μπορούν να χτυπάνε αυτοί οι πυράβλοι σε εμβέλεια 12 χιλιόμετρων. Όμω, mm -hmm. όπω θα δούμε τώρα, Μανώλη, ο Ερντογάν επανέρχεται και στην ιστορία των S400. Mm -hmm. Τι είπε αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά ο Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Τεγκερετέ Χαμπέρ, -te υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πάρει του 400 mm -hmm. Βεβαίω, αυτό δεν αν το αφισβητεί κανεί. Εμεί έχουμε πει ότι θα καθυστερήσει η παραλαβή του. Εντάξει, και οι Αμερικανοί δεν είπαν να μην του πάρει. Α του πάρει, να του βάλει σε μια αποθήκη. Ο ίδιο δε δεν θα του δε αποθηκεύσουμε. Έτσι υποστηρίζει. <στηρή> ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσει να ισχυροποιήσει και τη θέση του, χρησιμοποιεί την άποψη και εμά. Χρησιμοποιεί την Ελλάδα και τη Συρία, mm -hmm. που διαθέτουν του S300. Mm -hmm. Και λέει, αυτοί διαθέτουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. γιατί Η Ελλάδα είναι και ένα το εκεί χώρα. Mm -hmm. ε, η Συρία, άσε, εκεί, εντάξει, είναι σε μια άλλη κατάσταση. Η Ελλάδα 400. Αλλά παρόλα αυτά κανεί δεν λέει τίποτα. Επειδή εγώ παίρνω σε 400 δεν ξεσηκώνονται. Αυτό είναι το δίκτυο του Μπορούμε να δούμε και τι σχετικέ δηλώσει. Απαντά λοιπόν ακριβώ σε αυτό που είχαν υποστηρίξει οι Αμερικανοί. Αν θέλετε, πάρτε το και Προφανώ. Έχει πει πολλέ φορέ. Να καθαρίσουν τα πράγματα μετά τι εκλογέ τη 20η Ιουνίου. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πώ θα είναι οι εξελίξει. Μπορεί να έχουμε απρόβλεπτε εξελίξει. Και όλα αυτά και πολλά από αυτά μάλλον για πολλά από αυτά μάλλον θα πέσει όπω έλεγε η Καντώνη Σαμαρά μετά τι εκλογέ. Θα περίφημο πολιτικό φουγκάρι. Δηλαδή υπάρχει μια. Λέμε από του 400 τώρα, σκεφτείτε στην Τουρκία να κερδίσει ο Ερντογάν τι προεδρικέ εκλογέ να χάσει τι βουλευτικέ. να κερδίσει και τι δύο. Ή να χάσει και στα δύο. Μιλάμε για μια άλλη Τουρκία. Έτσι. orada spiker tabii telirgin ve, ve nasıl olduğuna şaşırmış durumda sorular soruyor. Ama tabi oradaki uzman uzun süredir işte Türkiye'yi gözlemlediği belli. Gözlemlediği için bunların yıllardır sistematik bir şekilde çalışmaların sonucu olduğunu aktarıyor. Şimdi notlarımızdan sırayla gidelim. Hedef nerede olursa olsun vurabilecek kapasitede diyor. E-göz önünde insansız gözlem yapıyor. Fakat Yunanistan her seferinde F-16 kaldırıyor diyor. Tabii bu etkin bir önlem değil. Her kaldırışta risk yani büyük risk hem risk hem de ekonomik bakımdan o kaldırıp indirmek ciddi paralara mal oluyor. Biz de sürekli orada gözlem yapabiliyoruz rahat bir şekilde. Türkiye yeni ve akıllı teknolojilerle yazmışım. İlgi duyuyor diye devam ediyor herhalde o cümlenin şeyinde. Yani yeni ve akıllı teknolojiler geliştirdiğini burada söylemiş. Elbette hepsi Türk yapımı yani maliyeti önemli ölçüde azalttık. Bu tabi e, burada dediğim gibi ARGE çalışması yani yıllardan beri gelen teknolojik gelişmeler bunu bu şekilde safhaya taşıyor. Yani hani yok bilmem neyimiz satıldı yok bilmem neyimiz yok sürekli böyle Türkiye'de şey oluyor. O algı zaten oluşmaya başladı maalesef ona Türkiye'de özellikle gençler iyice yenik düşmeye başladı. Bununla ilgili ayrı bir video yapılabilir. Bu çok önemli bir konu. Yani e, yapılan çalışmalar iyi anlatılamıyor. E, iyi aktarılamıyor. Ben bu halka bu konuda iletişim noktasında zayıf buluyorum. Ama burada işte bunlar tabi kendileri için, baktıkları için objektif bir şekilde görebiliyorlar. Ee, ve sistematik bir şekilde ilerlediğini ve maliyetinin de düşük olması tabi daha ciddi teknolojilerin adım atılabileceğini e, aslında işaret ediyor. İsrail 2010'da biliyorsunuz ambargo işte onlar noktasında bize vermemişti. Ondan sonra küçük adımlarla başladılar diye bak not almışım orada da söylüyor. E, ancak şimdi bomba atan o iyi işte SİHA dediğimiz o araçları geliştirecek noktaya geldi Türkiye bunu söylüyor. Türkler pilotlarını tehlikeye atmıyor maliyet askeri yazmışım. Yunanistan tam tersi yazmışım. Yunanistan tam tersi diyor orada söylemişti. Yani Yunanistan'a sistem ediyor. Türkiye bunu adım adım geliştirdi. Yani bir plan çerçevesinde öyle Harvard, vurup parvan işte şudur budur hiç günlük politikalara değil. Ciddi adımlar atıldı. Sadece bu tabii CIA için de geçerli birçok noktada. Şimdi yerli araba üretimine geçiyoruz ve yerli araba dediğimiz eski püskü arabalardan değil. Yeni teknolojik araba. O açığı da kapatıp yani onun öncesi var çünkü burada birçok firma kendi geliştirdi. Orada zorlu dediğin şey aslında Vestel. E Vestel baktığı zaman birçok şu an dünyanın birçok nedeni ihracat yapan bir şirket, büyük bir holding. E, burada Turkcell gibi akıllı inovasyonu dünyada örneği gösterilen yani ciddi manada bunların içerisine katkı oldu. Tabi diğer grupların işte mali destekler vesaire bu şekilde yapılıyor bunlar. Bunların bir altyapısı olmadan bu şekilde olmaz. Ne oldu? İtalyan dizayn etti de tasarım yaptı diye. Yani bu, bunu söyleyen insan hiç mi kafası çalışmıyor? Yani dünyada bir bak bakalım Elon Musk'ın şeyine çalışanlarına. Git bak bakalım. Arasında Türk'ten de Türk'te bulursun, Alman'da, Japon'da vesaire çalışanlar. Bak ana bölge geliştirenlerden bahsediyorum. Ki buradaki o bile değil. Dizaynını yapan, yıllardan beri araba üretenler için bu dizayn yapılıyor. Bunun yapılması bana sorsalar ben de derim. Gidin akıl alın. Bu, yıllardır bu işi yapanlar, dünya ticaretinde biz bu arabayı ciddi manada sürmek. Laf olsun arabası gibi değil. İşte devrim arabaları yapıyordu. Önüne gelen engelleri bu ülkede yaşı işte geçmiş olanlar. Ben araştırdığım için söylüyorum. Gençler de araştırsın lütfen. Biliyorlar. E burada ciddi manada gerçekçi bir adım ortaya konuyor ama orada bile yok rengi şöyle yok orada şu var. Ya bir tane gazetede şey gördüm. Analoglarda İngilizce yazı yazıyordu diye. Ya, bunu bu at atmış ya bir tane. Bir tanesi kaportası da varmış arabanın. Dalga geçmeye çalışıyorlar. Reziller rezil. Bu millet bu ülkeye yerli milli hiçbir şeyi reva görmüyor bunlar. Bunları görün. Yani bunlar içimizdeki pislikler ben açıkça söylüyorum. Bunlar ülkenin gelişmesi etmesi işte bunların gönülleri başka yerlerde. Bunu görün net olarak. Ama işte bunlara bir de şey yap, destek olan bir parti var. Yunanistan bundan daha iyi bir teknoloji geliştiremez mi diye soruyordu oradaki spiker. Hem pilotlarımızı hem paramızı Ege'nin göklerinde kaybetmemizi engelleyecek bir şey yapamaz mıyız tarzında yatırım yapamaz mıyız diye. Oradaki uzman da bu uzun vadeli bir plana ihtiyaç var. Yani bu hemen olan bir şey değil ki Türkiye'de bunu İsrail ambargosundan 8 yıl 9 yıl sonra başardı diye e, Orada da söylüyor zaten bu bilinen bir gerçek. Ama tabi Bayraktar Oldik bununla ilgili 15 yıldır çalışıyor. 15-16 yıldır çalışıyor. Yani geliştirmesi noktasında ilk yaptığı araçların vesaire internetten bakabilirsiniz. Ellerle attıkları falan. E gelişiyor bu şekilde gelişiyor. Ama sen onun önünü kaparsan dersen ki işte çağımız millet uzaya bilmem ne şunu yapıyor. E öyle bakarsa hiçbirini yapamazdın yani. Onu elle atılır o şey dersen yapamazdın. Ama şimdi bak dünyadaki en iyisi gösteriliyor. En maliyetsiz gösteriliyor. Yani maliyet bakımından da en ucuzu gösteriliyor. E, bu gerçekleri görmek bir sürü yarışmalar katlıyor. En uzun süre havada kalan millet daha havaya bile Çin'de düşün dünya devi yarışmada işte yapılıyor. Şey havaya tozdan buluttan havaya kaldıramadı şeyini aracını iyasını. E ama işte bunlar zamanla olan şeyler. Bunları görmek destek olmak uzun vadede. Yani anlık politikalara göre yaparsın. Bir kedi seveyim iki fotoğraf atayım o sevgi o başkan süpersin. Bizim gençler şimdi maalesef sadece bu tamam kediyi bize sevelim ben de şey yapıyorum hayvan hakkı bu ayrı bir şey. Kalkıp buradan bile vurabilirler yorumlarda. O kadar sığ bir gençliğimiz var ki neyden bahsettiğimi anlamayabilir. Bunları görmek yani Türkiye'nin geleceğe sen Libya anlaşma yaptı. İyi yapmayalım nedir atıyorum 3-5 sene bir şekilde idare ederiz. Kardeşim geleceğe düşünmek, bizden sonraki nesilleri düşünmek bu vizyondur. Devlet hakkıdır ama bunu okuyabilecekler nerede? Ona da geleceğim işte. Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması vardı Libya ile ilgili. Ne işimiz var bizim Libya'da? Libya'da neye alakamız olabilir? Yani Trablusgarp'ta sanki orada şeyler vardı. Kaliforniya'dan vardı. Onlar onun için savunulmuştu orası. Söylesene güya kendine Atatürkçü diyorsun ya bir de. Neyse geç. Onun şeye bile şey yok. Artık biliyorsunuz onları. Kaç tane videoda anlattık onların iç yapısını uzun vadeli bir plana ihtiyaç var onu söyledim. Ayrıca unutmayalım ki Erdoğan giderse bak bak bak, bak. kilit kilit yer kilit yer kilit yer gençler. Gençler özellikle gençler. İyi dinleyin. Ayrıca unutmayalım ki ondan önce kısmısı size aktarayım. O kısmı kestim çünkü S-400 ile ilgili uzun bir konuşması var. Yani TANAP'ın yapılması, Türkiye'nin gelişmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte Cumhurbaşkanı falan orada olmasıyla ilgili. ya yani bunu meşru göstermeye çalışıyor diyor. kendilerince oradaki. Onu aktarı ve s ile ilgili Amerika niye bir şey yapamıyor, Türkiye bu kadar güçlendi falan diyor oralarda. Ee, Erdoğan giderse o zaman tamamen farklı bir Türkiye hakkında konuşacağız diyor. Yani tamam farkı dediği şey ne? Bu idealleri olmayan bir Türkiye hakkında konuşacağız. Rahat olun. Erdoğan giderse bu şekilde olur diye. Bu. Kafalarındaki şey bu. Erdoğan'a karşı olanları da seviniyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Yunanistan'da sevinç şeyleri, yazılar, gazeteler falan vardı. Bu Ekrem İmamoğlu ben Pontus falan bilmem ne onları geçiyorum. Onu de, hiç de öyle bir şey demiyorum. Rummuş falan. Ciddi anlamda benim açımdan etnik olarak öyleymiş. Benim için önemli değil. Bak burada şaşırabilirsin ama benim için hiç önemli değil. Benim için sadece şu. Ya Rum da olabilir. Bu vatanın milletin bir ferdiyse vatandaş. Hiçbir şey yok. Aynı benim bu şey görüşümde. Ama hakıp Türkiye'ne başka yerlere gönül bağı oluyorsa, başka yerlere destekliyorsa, Türkiye'nin önüne engel olmaya çalışıyorsa orada işte sıkıntı var. Yani burada insan bir sorması gerekiyor. Niye Yunanistan seviniyor? Niye? Niye mesela Türk katilinin oraya heykelini yapar birisi? Yaptıkları kime hizmet ediyor? o. içimizdeki Can Dündar. Bak sen belki kökeni Türktür bilmem ne fark edecek. Sen bu vatana millete hizmet etme. Bu vatanı milletin için çalışmak. Ben buna bakarım. Bir de çalışmamak. Tam tersine başka yerler için. Arka planlarda, arka kapılar ardında işler çevirenleri burada söylüyorum. İşte bu da görürsünüz. İşte daha geçen de mi geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi. Beraber Patrick şeye gittiler. Rum oradaki işte şey kutlama, Christmas bilmem ne kutlamalarına gittiler. Şunu soruyorum. Orada kimle görüştü o Yunan Dışişleri Bakanı daha Türkiye'ye gelmeden. Biliyorsunuz yeni bir görüşme yaptı Ekrem İmamoğlu daha geçtiğimiz gün. Kimle görüştü? Yunan Dışişleri Bakanı. Nereden geldi? Hafter. O bizim askerlerimizi öldüreceğini de tehdit eden. Acaba merak ediyorum. Sormuş mudur? Bak böyle şeyler söylüyorsun. Biz bu konuda hassasız falan. Var mıdır böyle bir şey? Her konuda konuşuyor ya. Devletin şeyi gibi Cumhurbaşkanı her tarafta çıkıyor. Bilmem neler yapıyor. Hiç belediye başkanıyla alakaları yok. Alakası yok. Acaba sormuş mudur? Bak bunları dikkat edin edin bilmem ne yapın diye. Bu konularda bir şey yok. Ama 16 milyonun şey yedir mi Konuşsana sen devletin, vatanın, milletin için. Bunları söylesene orada sevgi pozları bilmem ne vermeyebiliyor. Yan yana gidiyorsun. Aynı yerde oturuyorsun, ediyorsun. ne diyorsun bilmem işte. Bunlar böyle. Serale mücadele teknolojik gelişme çığır açan bu işten neden rahatsız? Ha, bunu şey için not almıştım buraya kendim aklı unutmamak için. Özgür Özel de açıklama yapmıştı bizim İYAS'yamıza ilgili. Damadın birisi iyi üretiyor. İşte ne işi var bilmem ne diye bir açıklaması vardı. TVM'de konuşma yapmıştım bununla ilgili. Selçuk Bayraktar'ın unutmayayım diye yazmışım hep buraya. Şimdi burada video izlerken aklıma geldi. O tweette e, bulabilirsem koyacağım buraya. Orada şey diyordu. Biz bunu yeni üretmiyoruz. Yani kaç 15 işte 15-20 sene yani yanlış olmaz. Tweette zaten görürsünüz. Bunu üretiyoruz. Ayrıca yani e, bu teknolojik gelişmeden Niye rahatsızsın? Biz burada e, Türkiye düşmanlarına tarzında bir tweet'i vardı. Türkiye'nin düşmanlarına karşı böyle bir teknoloji geliştirdik. Bundan niye rahatsız olsun? İşte sen e, işte milletvekilisin tarzda bir tweet'i vardı. Yani işte niye rahatsız olabilir? Niye rahatsız? Yunanistan oradaki niye rahatsız? O niye rahatsız? O da niye rahatsız? Bir düşün işte. Ve bundan bazı. E zaten daha da şey neti Sezgin Tanrıkulu yani. Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları hatırlıyor musunuz? İyalara siyalara karşı hatta siyah Sezgin diye atık lakabı oluştu. Bu siyaların iyaların ne işi var? Bunlar niye işte şey insan, insan dedi de PKK'lı işte bunların görevini verdiği yerler buralar. E görün bu gerçekleri. Bunu burada şimdi virgül koyayım. Daha buralardaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Ee, Yunanistan'daki alakalı gelişmeleri. Dediğim gibi oradaki e, Yunan kanalındaki e, tanıştığım kişi de bana haber portala gönderecek mail atacak. Bunları beraber işleyeceğiz inşallah. Ee, şimdi sizden bir ricam var. Birincisi... E, konular, fikirlerinizi bana aktarabilirsiniz. İşte iç iş politika, dış politika videolarını daha ilgimi çekiyor vesaire. Yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. İstediğiniz konuları aktarabilirsiniz. Ama daha net olarak Instagram'dan lütfen e, video fikirlerinizi mesaj olarak iletin bana. Instagram et Melih Esat Acil olarak iletin. Video fikirlerinizi iletebilir, sorularınızı vesaire aktarabilirsiniz. Bir. İki. Abone olup bildirimleri açtığınızı umuyorum. Çok da teşekkür ediyorum efendim. Hem de hatırlatmış oldum ayrıca. Bunun işte katıl butonuna basarak lütfen destek olmayı unutmayın. Bunu zaten videonun ortasına aktardım. Bu önemli. Ee, kanalımızın gelişmesi açısından artık onu copy paste yapıyorum o kısmı. Bakarsınız tekrar unuttuysanız. o videonun başına kısmı. Bir de e, Melih Esat Acil ulaşabilirsiniz. Özellikle seminerler için çok yazıyorlar ama benim dediğim gibi bu dönem acayip dolu ama ikinci dönemde bunları yapmayı düşünüyorum. Melih Esat Acil lütfen yazın. Ee, bazen böyle seminere gidiyorum sonra bir de aynı yerden çağırıyorlar. Zaman kaybı oluyor. Ben de onu bir plana inşallah dökmeye çalışırım. Ee, bir de videoya işte sponsor destek olmak isteyenler, ekipman için e, böyle e, elin taşın altına koymak isteyenler olursa melestacilet.gmail'den ulaşabilir. Çok memnun olurum. Hatırlatacağım başka bir şey var mı? Herhalde yoktur. Onu düşündüm ama bir şeyler vardı onu unuttum. Ama zaten buradayız inşallah. Her, her gün bir içerik üretmeye çalışıyorum. Tabi bu aralar test çalışmalarım var. Aksadığı zamanlar onu bilin yani. Bazen mesaj atanlar oluyor videolardan sonra ya mesela bir gün bile böyle arada fire verdiğim zaman ne oldu başına bir şey mi geldi şu mu oldu bilmem. Sürekli tehdit ediyorlar ya benim mahkemeler şunlar bunlar. Bir yorumları okursanız görürsünüz. Elhamdülillah bir sıkıntımız yok ama yoğun bir süreçten geçiyorum ama bunları da sizlere geç bir şekilde geç saatte de olsa paylaşmaya çalışıyorum. Allah ömür verirse efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Çok çalışacağız çok.